Hoş geldiniz. Ben Mustafa Fırat Gül. Aksaray tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Aynı zamanda Meşrutiyet sonrası Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yapıyorum. Ve halihazırda da Aksaray Belediyesi Azmi Milli Sanayi Müzesi'nin ve arşivinin sorumlusu olarak çalışmaya devam ediyorum. Peki şu anda Mustafa Bey, 18 Mayıs ve 24 Mayıs arası müze haftası. Şu anda Aksaray'da müzelere talep nasıl, ziyaretler nasıl? Tanıtım olduğu sürece, merak uyandıran objelerin tanıtımı olduğu sürece insanlar tabii ki görmeye gidiyorlar. Bunun doğrudan tanıtılmayla doğrudan ilgisi var. Şehrimizde zaten müze çok değil. O yüzden Arkeoloji Müzesi, Somuncuba Minyatür Müzesi, Eğitim Tarihi Müzesi ve tabii ki bu içinde bulunduğumuz eski un fabrikası, Sanayi Müzesi oldukça kıymetli. Bu müzelere son zamanlarda taleplerin arttığını, özellikle öğretmenlerin öğrencileri yönlendirdiğini, çoğu zaman da sınıfla birlikte müzeleri gezdiğini görüyoruz. Tabii ki bu tarih bilinci adına oldukça önemli. Müzeler bir de kültür taşıyıcılarıdır. Oradaki objeler, oradaki belgeler adeta imbikten geçirilmiş hazinelerdir. Çocuk gördüğünü, özellikle çocuklardan, öğrencilerden bahsediyorum. Çocuklar gördüklerini okuduklarına nispeten duyduklarına göre daha uzun hatırlarlar. Daha çok şey öğrenebilirler. Bir de tabii ki müzenin bu noktada anlatanı ya da müzedeki teknolojiyle birlikte kullanılan tanıtımla alakalı, anlatımla alakalı pek çok faktör de gelen ziyaretçinin daha iyi bilgilenmesini sağlayabilir. Peki ortalama geçen yıllara göre, geçtiğimiz yıllara göre ziyaretçi sayısında bir artış var mı? Bariz bir şekilde var. Her geçen yıl bir önceki döneme göre artıyor. Bunun muhtemelen en önemli sebebi bilişimde teknik ve teknolojik gelişmelerde bence aranabilir bu sorunun cevabı. Tanıtımla alakalı gelenler başka birilerine müzeden bahsediyor, diğerlerinin merakını uyandırıyor. Yine sosyal medya başta olmak üzere televizyonda, gazetede, farklı sitelerde, internet sitelerinde müzelerle ilgili özellikle çarpıcı başlıklar, değişik objeler insanların merakını uyandırıyor ve ziyaretçi sayısı önceki yıllara göre artıyor. Artması da oldukça sevindirici. Peki gelecek geçmişini artık merak ediyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Zaten bu olmalı da. Toplumlar, özellikle devletler, hükümetler vasıtasıyla tarih bilinci oluşturmak adına biliyorsunuz pek çok yöntem dener. Özellikle kendi vatandaşının tarih bilgisinden ziyade bilincini artırmak için filmler, belgeseller çeker, müzelerini daha ön plana çıkarmaya çalışır. Daha çok kişinin görmesi için planlar, eğitim planlaması yapar, programına dahil eder. Müzeler bu hususta kültürlerin bakiyeleri, temsilcileridir. O yüzden müzelerin gezilmesi her zaman için isabetlidir. Aksaray Belediyesi Azmi Milli Sanayi Müzesi haftanın 6 günü açık. Müze karta bile ihtiyaç duyulmadan ücretsiz olarak gezilebiliyor. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz arşiv de müzenin bir parçasıdır ve burada 100 yıllık belgeler de vardır. Burası da araştırmalar için açıktır. Herkes gelebilir, istifade edebilir. Bu hususta bazıları buranın ücretli olduğunu düşünüyor. Örneğin ben geçenlerde yolun karşısından geçerken birisi diyor ki müzeyi de gezelim. O da yanındaki de diyor ki Allah bilir kaç paradır diyor. Ben duydum. Hemen tabii ki dedim ki ücretsiz müzeler. Ayrıca ücretli diye düşünülen müzeler de biliyorsunuz müze kart 60 TL. Türk vatandaşlar ve bir yıl boyunca 60 TL'ye 300'den fazla müze öğren yeri gezilebiliyor. Yani 60 TL gibi komik bir rakama ki bizim şu anda sorumlusu olarak içinde bulunduğumuz Azmi Milli Sanayi Müzesi haftanın 6 günü açık ve ücretsiz olarak gezilebiliyor.